Bizim kısmet mahallesinde taziye evi yok. Cenazelerimiz oluyor, boş yer bulamıyoruz. Kendi imkanlarımızla dükkanlarda, boş bir arazide, kendi imkanlarımızla yapıyoruz taziyelerimizi. Ona göre biz yetkililerden, sayın valimizden, belediye başkanımızdan, yani tüm yetkililerden, tüm kurumlardan destek bekliyoruz. Kısmet mahallesinin 8-9 bin nüfusu var. Taziye evi yok kısmet mahallesinde. Taziyelerimizi kendi imkanlarımızla boş yer bulamadık mı ya bir boş dükkanda yapıyoruz. Yahut da kendi imkanlarımızla boş bir sahada yapıyoruz, çadırda yapıyoruz. Yani odur. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz taziyelerimizi. Talebimiz taziye evi. Taziye evi kısmet mahallinde taziye evimiz yok. Ha, onu sayın valimizden, belediye başkanımızdan, bütün yetkililerden destek bekliyoruz. Ben Kısmet Mahallesi'nde bir vatandaşım. Bu taziye evi yüzünden çok sorun yaşıyoruz. Sorunun yaşamasının sebebi de cenazelerimiz oluyor. Yan komşulara, yan mahallelere gidiyoruz. Bazen dolu oluyorlar, boş olmuyorlar. Bu durumda taziye yerlerinde sorun yaşıyoruz genelde. Boş arsalarda eski usulü yaşıyoruz. Yani Batman gibi modern bir şehirde eski yaşantı devam ediyor. Bunun bitmesini istiyoruz. Sadece bütün sayın valimizden, sayın belediye başkanımızdan, kurum amirlerinden, hayırsever vatandaşlardan yardım, destek bekliyoruz. Ha, bütün mahalleli de bu konuda her şekilde, her hizmete ve yardıma hazır. Evet, babamın taziyesinde yağmurluydu hava, millet perişan oldu. Taziye evimiz olmadığı için bir dükkanda kendi imkanımızla yaptık. Çok zorluk çektik. Herkes bizimle perişan oldu, biz dahil. Bu yüzden biz bir taziye evi istiyoruz. Sayın yetkililerimizden, bütün kurumlardan bu yardımı bekliyoruz inşallah. Bir hayırsever çıkar da bir yardımda bulunur veya üstlenir, yapar inşallah. Şu anda Kısmet Mahallesi'nde şu anda oturtmadayız. Gerçekten ilimizin en geride kalmış mahallesidir. Ne taziye evi var, ne bir park var. Bu konuda geçenlerde bir akrabamız vefat ettiği yer bulamadık. Çoğu mahallelerin taziye evini de aradık. Müstakil yer bulamadığımız için gelenleri sokakta karşılamak zorunda kaldık. Dini vecibeleri de orada getirmek zorunda kaldık. Bu konuda yetkililerden yardım ve hayırsever iş adamlarından yardım talep ediyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlardan da arsalarını çoğu sefer talep eden muhtarımız iki katı söylüyorlar. O konuda yetkililerden yardım bekliyoruz, hayırseverlerden yardım bekliyoruz.